gibi kullanırsanız, yani en üstten sanal bir akım geçer, bu sanal akım M0 bir enerjilendirir gibi kullanırsanız arkadaşlar, oldukça pratik bir şekilde düşünüp bu soruları çözebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, buradaki diğer soruları incelemenizi istiyorum. Açılmayan veya tekrardan birlikte bakarız. Bunları incelemenizi lütfen arkadaşlar, bunları tek tek inceleyelim. Karmaşık görülebilir ama öncelikli olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizler sayfa 67'de daha önceki örnekleri inceliyoruz. Benzerleri çıkabilir Görkem Bey. Öncelikle arkadaşlar, bir önceki bölümümüze, yani bir önceki bölümümüzdeki arkadaşlar, bu şekilde örnekler vardı ya, bakın. Bir saniye, buradan açmam gerekiyor önce. Şimdi arkadaşlar bakın, notlarınızdaki bakın sayfa 59'dan itibaren buradaki örneklere bakarsanız arkadaşlar, buradalıkla görürsünüz. Ve arkadaşlar, dikkat, kendi şeyse mesela, bunların nasıl çalıştığını da kendiniz birazcık düşünmeniz lazım. Bakalım mesela arkadaşlar, şuradaki örnek 1'e. Bu örnek 1'den anlaşılabilecek olan en iyi sonuç şudur. Ben PLC'nin I00 girişine bir buton bağlarsam ve I01 girişine bir tane buton bağlarsam, I00'a bağladığım butona basarsam PLC'nin ne olacaktır arkadaşlar? Bu yazılımdaki kontak kapanacaktır. Bu şekilde tek tek incelemeniz lazım. PLC'nin I00 girişindeki butona basarsan buradaki kontak kapanacaktır. Buradaki kontak kapanınca buradan sanal bir gelen akım buradaki birini enerjilendirecek. Ve arkadaşlar, bu da buradaki kontağın kapanmasına sebep olacaktır. Q00 enerjilendiğinden dolayı ve bu şekilde bir akım geçecektir. Ben elimi çekip I00'dan gelen akım kesilse bile arkadaşlar, aşağıdan gelen Q00'ın kendi kendisini besleyen gerilimden, akımdan dolayı arkadaşlar, yine Q00'ını sürekli devrede. Mesela bu şekilde düşünmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, bir 5 dakika ara verelim. Kaldığımız yerden diğer dersimizde devam edelim. Tamam. Bir 5 dakika ara verelim. Sonra diğer linkimizden devam edelim. Var mı sormak istediğiniz sorular, anlaşılmayan bir yer veya? Ama sizden öncelikle buralara çalışmanızı rica ediyorum. Yani mutlaka arkadaşlar, burada gördüğünüz herhangi bir ladder diyagramının bu STL kodunu çizmeyi öğrenin. Sonrasında ise arkadaşlar, kendiniz ladder diyagramı oluşturmayı birazcık örnekleri inceleyerek anlamaya çalışın. O zaman arkadaşlar, ben toplantıyı bitiriyorum. 5 dakika sonra diğer linkimizden devam edelim.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Toplantıyı ben sonlandırıyorum.